İstanbul'da günlük olarak yaklaşık 30 milyon üzerinde yolculuk yapılmaktadır. Bu yolculukları değerlendirdiğimizde maalesef yolculukların çoğunun karayolu taşımacılığı ile yapıldığını görmekteyiz. Deniz ulaşımındaki günümüzde %2'lik olan yolculuk payının 2040 yılında %4'e çıkarılması hedeflerimiz arasındadır. İstanbul'da deniz yolu taşımacılığı incelendiğinde, filo özelliklerine bakıldığında yakıt giderlerinin fazla olması, filonun eski olması, hızının yavaş olması gibi nedenlerden ötürü karayolu ve raylı sistem taşımacılığı ile yarışamadığı aşikardır. İstanbul'da deniz yolu taşımacılığının toplu taşıma içindeki etkinliğini artıracak, boğaza paralel ve iki kıta arasında geçiş sağlayacak yeni hatlar ihdas etmek, esnek ve mobilize taşıma alternatifleri üretmek ve deniz taksi, deniz dolmuş gibi inovatif projeler üretmek hedeflerimiz arasındadır. Tersanedeyiz, Haliç Tersanesi'ndeyiz. Burası tersane-i amire denen bir bütünün kalan son parçası aslında. Osmanlı donanmasından işte Cumhuriyet dönemi filolarına günümüze kadar gemi bakım tutumu yapmış ve inşa etmiş tersaneler birliği burası. Dolayısıyla dünyanın yaşayan en eski tersanesindeyiz. Sadece bakım tutum değil, yeni inşalarında başlamış olduğu ve malum işte konuştuğumuz deniz taksilerinin üretimi de burada gerçekleşti. İstanbul'da denize baktığımız zaman işte %99 oranlarında bir toplu ulaşımdaki payı varken bunun %3'lere günümüze geldiğinde düştüğünü görüyoruz. Daha hızlı, pratik, bizim filomuzun gitmediği yerlere deniz ulaşımını götürmek ya da gün içinde sefere bağlı kalmak istemeyen yolcuları ve tabii ki deniz ulaşımının payını artırmak için bir çözüm olarak çıktı deniz taksi projesi. Halkı, vatandaşlarımızı bir yerden bir yere sevk etmenin güvenli, konforlu ve engelsiz ulaşım aracı olarak deniz taksilerde kaptanlık yapmak benim için gurur verici bir meslek. En önemli etken güvenliği sağlayabilmektir. Bu sebeple teknenin günlük bakım ve kontrolleri vardır. Bu kapsamda ben günlük bakım kontrolleri sırasında tekneyle ilgilenmek, ona vakit ayırabilmek beni çok mutlu ediyor. Önce tekne tipiyle başladık. Yani İstanbul denizine uygun, çevreci ve ekonomik bir tekne olması lazım. Teknelerimiz yüksek süratli tekneler. 11.7 metre boyunda, 4.3 metre genişliğinde, 10 yolcu kapasiteli, düşük yakıt tüketimli, çevreci gemiler. 25 knot'a kadar çıkabiliyor. Biz ekonomik seyrini 15 knot'ta belirledik. Bununla ilgili sefer sırasında kaptan yolun durumuna, havanın durumuna göre sürati kendisi ayarlayabiliyor. 150'lik 2 tane makineyle kuyruk tipli bu gemiler bu hızlara çıkabiliyor. Tabii bütün bu teknik özelliklerin yanı sıra bir de yolcu konforu açısından iç dizaynını biraz değiştirdik. Daha uygun maliyetle denizi seveceği, insanlar yolculuk yaparken bir taraftan da o konforu hissedeceği şekilde C tipli, koltuk tipli yerleşim yaptık. Tekerlekli sandalye, bisiklet ya da bebek arabası gibi araçların da rahatlıkla içeri girebileceği, özellikle tekerlekli sandalye kullanan yolcularımızın bağlama yapabileceği engelsiz bir tekne ve tasarımda geliştirdik. Adalı olduğum için çok fazla ihtiyacım oluyor deniz taksiye. Bir ulaşım aracı benim için. Açıkçası çok hızlı gitmek bir yana, bir de güzel Boğaz'ı da seyretme fırsatım oldu. Bayağı keyifliydi. Hem pratik ve çok konforlu, ayrıca çok hızlı. Ayrıca mobil uygulaması var. Mobil uygulamadan da sürekli istediğim yere çağırabiliyorum. Bayağı pratik. Uygulamaya girdiğiniz zaman 5 gün ileri tarihli rezervasyon yapabiliyorsunuz ve 5 dakika aralıklarla rezervasyon yapabiliyorsunuz. İstanbul'un bu anlamda aslında her yeri diyebilirim. İskelelerimizin olduğu her yeri uygulamadan bunlar seçilebilir. İstanbul denizinin neredeyse tamamına hizmet verir ölçekte. şu anda deniz taksilerimiz. Bu deniz taksiyi ilk kullanışım değil. Daha önceki zamanlarda da kullanıyordum. Ama bu ara yazın tekrar başlamasıyla beraber daha fazla kullandığımı düşünüyorum. Yol gayet hızlı, dinamik ve verimli geçti benim açımdan. Çünkü sanılanın aksine deniz taksinin 10 kişilik bir yolcu kapasitesi var. Ve bu sayede gitmek istediğimiz yere çok daha uygun fiyatlara, çok daha hızlı bir şekilde varabiliyoruz. Şu anda 8.000'in üzeri yolculuk gerçekleşti deniz taksilerimizde ve 30.000 yolcu, yani 8.000 yolculuk, 30.000 yolcu taşıdık diyebilirim. Böyle giden, günden güne artarak giden bir eğriyle karşı karşıyayız. Beklediğimiz bir sonuçtu bu aslında. Yani çok kısa sürede çok ciddi bir kullanım oldu. Daha da artacağını düşünüyoruz. Şu an 24 saat esasıyla çalışıyoruz. 10 teknemiz 24 saat çalışıyor. İlk kurgularken 50 sayısıyla da kurguladık. Aralık ayında 10 tekneyle başladık. Peyderpey bunu 39 sayısına yükselttik. Bir seri üretim gerçekleştirdik. Bunu söylemek lazım. İlk 50'nin içinde 5 tanesini hibrit planladık. Orada da şehir hatlarının daha önce elektrikli filo yönetim tecrübesi yok. Yani İstanbul Denizi'nde elektrikli tekne şu anda mevcut değil. Fakat bu denizin dekarbonizasyonu konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi de Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu da C40'a imza attı ve 2050 yılında aslında karbonsuzlaşma sözü vermiş oldu. 7/24 yaşayan İstanbul'da deniz taksilerin ana hatlarda devam eden gece yolculuklarında bir ara mod olarak hizmet vermesi ve deniz yolu taşımacılığında yeni teknolojilerin geliştirilmesine önderlik etmesi planlanmaktadır. İstanbul'da deniz taksiler mevcut iskeleler ve bağlanma alanlarına yanaşıp yolcu indirme ve bindirme işlemi yapabildikleri gibi kendileri için özel olarak oluşturulan yaklaşık 70 adet yanaşma noktasında da bu hizmeti verebilmektedirler. Bu kapsamda deniz taksilerin İstanbul bütününde kıyı kullanımını artıracağı ve kentsel hareketliliğe hizmet edeceği düşünülmektedir.